hemen hemen her evde çocukluğa ait bir hatıra kutusu bulunur. Kişisel şeylerin dışında ilk dişiniz ve ilk çizimleriniz gibi şeyler sanki kraliyet hazineleri gibi saklanır. Bu sevimli karamalar ilk bakışta basit görünebilir ancak her birinin anlattığı bir hikayesi vardır. Hadi bu hikayelerin kaçını çözebileceğinizi beraber görelim. Aa bu arada, Olumlu Bak kanalımıza katılmak için abone olmayı ve mesaj bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tahmin etmesi kolay bazı çizimlerle başlayalım ve sonra zor olanlara geçelim. Çocukların çizimlerinde ne anlatmaya çalıştığına karar vermek için her fotoğraftan sonra 10 saniyeniz var. İyi şanslar. İşte bir numara. Tamam, burada birçok şey oluyor. Sahildeymişiz gibi gözüküyor ama yoksa daha bariz bir şey mi var? Resmin altına baktığınızda bunun deniz kenarında güneşlenen annenin çizilmiş olduğunu göreceksiniz. İşte bu, annesi. 2 numara. Tamam, güneşte yeterince eğlendiğimiz yeter. Bu resimde neler oluyor? Anlamanızı kolaylaştıracak daha bariz ayrıntıları not etmeye çalışın. Anne çorba pişirirken bize göz kırpıyor. Yine mi? Anne daha çok çorba yapmalı. 3 numara. Çorbayı pişirdikten sonra akla mantıken ne gelir? Yemeği yemek mi? Evet tabii ki. Peki daha sonra? Yorgun anne bulaşıkları yıkıyor. Yüzünün renginden yorulmuş olduğunu görebilirsiniz. Ona yardım edecek bir gönüllü var mı? 4 numara. Annenin elleri tuhaf bir aletin üstünde gibi gözüküyor. Bu ne olabilir? Oo, anne yerleri süpürüyor. Ben burada kürekle karları kırıyor sanmıştım. 5 numara. Bu hanımefendi heyecanlanmış gözüküyor. Onu bu kadar neşelendiren ne acaba? Çorba yaptı, bulaşıkları yıkadı, yerleri süpürdü ve annemiz sonunda televizyon seyredip biraz dinlenmeye başladı. Oh! 6 numara. Bütün aile burada işte. 10 saniyede ne yaptıklarını söyleyebilir misiniz? Eğer ormanda yürüyüşe çıktıklarını düşündüyseniz bildiniz. 7 numara. Kahverengi arka plan sizi kandırmasın. Bu çizimde aslında oldukça fazla ayrıntı var. Peki ne var bu çizimde? Bu kız odada kitap okumayı çok seviyor gibi görünüyor. Yatağın dibindeki kedisini fark ettiniz mi? Pencerenin dışındaki kuşa ne dersiniz? Bir çocuk için gerçekten harika bir çizim değil mi? 8 numara. Burada içi bir şeylerle dolu bir kafese benzeyen büyük mavi bir dikdörtgen var. Peki nedir bu? Bu elbette market alışverişi yapan bir baba. 9 numara. Yine bütün aile burada. Peki şimdi ne yapıyorlar? Oh, çok da bir şey değil. Parlak sarı güneşin altında güzel bir piknik yapıyorlar. 10 numara. Masanın üzerindeki kızarmış tavuk mu? Bir parça ne güzel giderdi şimdi. Tamam, tahmin oyunumuza döndük.
10 saniyeniz şimdi başlıyor. Akşam yemeği sonrası anne yine işe girişmiş görünüyor. Zavallı anne çok çalışıyor. Bir sonraki zorluk seviyesine geçiyoruz. Şimdi gerçekten zorlu resimden hazırlanın. 11 numara. Bu biraz fazla muğlak sanki. Ama belki de minik detayları yakalayabilirsiniz. Bu kesinlikle yerde çukur kazan bir baba. Ama çukurun soluna bakın. Bu sihirli bir lamba mı? Belki de bir çeşit hazine gömüyordur. Muhtemelen gömdüğü sadece bir bitki. Ama kim bilir? 12 numara. Vay, bu gerçekten bir masa. Eminim ki bu resimde ana oyuncuların neler yaptığını görebiliyorsunuz. Ama daha net olmanız gerekiyor. Anne ve oğlunun yemek masasında çay içtiğini söylemek oldukça kolay. Ama herkese çayı hazırlayan mutfaktaki babayı gördünüz mü? Görebildiyseniz size helal olsun diyelim. 13 numara. Bu çocuğun çok güçlü bir hayal gücü var gibi görünüyor. Peki hayal gücü acaba onu nerelere götürdü? Tahmin etmek için 10 saniyeniz var. Bir peri masalında neden gitar çalıyor ve şarkı söylüyor acaba? En sağda prensesi ve üstünde uçan periyi görüyor musunuz? Ortadakinin kim olduğunu merak ettim. Belki de bir kraliçedir. Ne dersiniz? 14 numara. Burada gökyüzünde parlayan güneş olmayan bir açık hava manzarası var. Peki bu neyin resmi sizce? Bu iki kardeş karda oynuyorlar. Çok eğlenceli görünüyor değil mi? Umarım evde büyük birer sıcak çikolata onları bekliyordur. 15 numara. Bu gerçekten zor bir resim. Tanrı aşkına bu adam ne yapıyor? Görünüşe göre bu baba yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Yaratıcılık gerektiren bir işi olmalı. Ne kadar güzel. 16 numara. Burada çevresi çeşitli şeylerle çevrili biri var. Bu çocuğun göstermeye çalıştığı şeyi tahmin edebilirseniz bu oyunda gerçekten iyisiniz. Bu atölyesinde resim çizen bir anne. Vay, bu çocukların gerçekten yaratıcı ebeveynleri var. 17 numara. Etrafı dev çiçeklerle çevrili tamamen yeşillik içinde bir evde yaşamak eğlenceli olmalı. Hadi bakalım, bu çizimi anlamak için 10 saniyeniz var. Bunun anne ve babanın kahve içip sohbet ettiği bir çizim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Eğer öyleyse harika bir iş çıkardınız. 18 numara. Bu çift çok şık giyinmiş. Sizce nereye gidiyorlar? Anne ile baba dans için çok şık giyinmişler. 19 numara. Bu ikisi de oldukça şık giyinmiş gözüküyor. Sizce sebebi ne? Hayır, bu akşam dışarı çıkmıyorlar. Anne bulaşıkları yıkarken baba bir buket çiçekle ona sürpriz yapıyor. Ne kadar da düşünceli. 20 numara. Bu ufaklığın gerçekten bir tarzı var. Yani tüm bu parlak renkler, sakal ve gözlükler.
aynen bir hipster'a benziyor değil mi? Bu şık arkadaşımız acaba ne yapıyor? Bu baba tenis oynuyor. Oo, o şey bir raket. Üçüncü seviyeye hazır mısınız? Buradaki resimler biraz daha soyut olduklarından oyunumuz çok daha eğlenceli olacak. 21 numara. Size söylemiştim değil mi? Bu resimde neler olup bittiğini anlayabiliyor musunuz? Bu çocuğun sanatını çözmeniz için 10 saniyeniz var. Görünüşe bakılırsa bu çocuk ebeveynleri dinlenirken resimlerini çizmeye çalışmış. Sanırım bunu görebiliyorum. 22 numara. Wonder Woman dünyayı kurtarıyor. En azından benim gördüğüm bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Anne demek ki duvarları temizlemek için bir çeşit süper güce ihtiyaç duyuyor. 23 numara. Tamam, güzel bir saç modeli. Kıyafetini de çok sevdim ama tam olarak ne yapıyorsun? Bu dans eden bir anne. Hadi bakalım annesi, bir figür yap da görelim. 24 numara. Kolları iyice yana açılmış biri. Bu kim acaba? İşte bu da kendi başına dans eden baba. Gerçekten mi? Bu daha çok bir büyük annenin sarılmak için ileri doğru uzanmış hali gibi. Sanırım 3. seviye olmasının sebebi bu. 25 numara. Bunlar sanki endişeli bakan yüzler. Neden bu kadar korkmuşlar acaba? Bunun anne ile babanın birlikte dans ettiği bir resim olduğunu asla tahmin edemezdim. Ama sanatçı en iyisini bilir. Belki de son iki resimde olduğu gibi ayrı ayrı dans etseler daha iyi olurdu. O resimlerde çok daha az korkmuş görünüyorlar. 26 numara. Olumlu bak takipçileri, işiniz her yeni çizimde daha da zorlaşıyor. Bu çocuğun anlatmaya çalıştığını söyleyebilir misiniz? Ben ve annem parkta skutra biniyoruz dediniz. Anne burada bir nehrin ya da bir şeyin üstünden uçuyor sanki. Aha, işini iyi biliyormuş. 27 numara. Evet, bu resimde bir ev, iki insan ve dışarıda duran bir köpek var gibi duruyor. Ama resmin anlattığı resimde görünenlerden çok daha bariz bir şey. Bunun ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Bu anne kızına yeni bir kolye veriyor. İkisinin de neden bu kadar mutlu göründüğü anlaşılıyor. Tamam ama köpeği rahatsız eden şey nedir? Belki de o da bir kolye istiyordur. Yani yeni bir tasma istiyordur. 28 numara. Vay canına. Evet, bir erkek, bir ağaç ve tabii ki güneşi görüyorum. Yalnız ortadaki o şeyi pek çıkaramadım. Belki sizin bir fikriniz vardır. Aa tabii ya, arabayı yıkayan bir baba. Çok da zor değilmiş. Siz bu resimlerin kaçını doğru tahmin ettiniz? Aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenerek arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olarak hayata hep olumlu bakın.